Atilla Yeşilada ile baş başasınız. Enflasyon tabii ki önemli bir konu. Yine gündemde bir konu daha var. Piyasaları takip edenler ya da e, finans sistemin içinde olanlar daha yakından bilir. Perşembe günü sevgili Merkez Bankası toplanıyor. Para piyasası kurulu toplanacak. Faiz arttıracaklar mı, Artır, art arttırmayacaklar mı? Arttırsınlar mı, arttırmasınlar mı? Değerli izleyiciler, pek çok uzman, sevgili hükümetimiz ve sokaktaki insan, Faizler artmasınlar. Faizler zaten olabileceği kadar yüksek. Bugün Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz 24. Bankaların size uyguladığı faiz 40 elin saf artık. Daha ne kadar faiz artıracaksınız diyebilirsiniz. Faizleri arttırmanın bir nedeni de Türk Lirasının değer kaybetmesini engellemek olabilir de. Orada da rahatladık. Amerika'ya yani raip evine gitti. Dolar düştü. Dolar TL 7 5 5.60'lara kadar geldik. E artık doların da gaz alındığına göre faiz arttırmaya gerek yok. Niye daha fazla izdirap çektirelim şirketlerimize? Niye vatandaş daha yüksek faizlerden borçlansın? Bu argüman ilk bakışta mantıklı gözüküyor. Maalesef değil. Toplum enflasyon canavarıyla uzun süreli bir çabaya girişti ve eğer çok katı tedbirler almazsak biz 90'lara geri döneceğiz. Bunu ispat etmek için size bir e, tablo sunuyorum. Bu Merkez Bankası'nın her ay yayınladığı beklentiler anketidir. Bu konuda da çok büyük yanlış anlamalar var. Pek çok gazetede bu anketin yayınlanmasının arkasından Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini şu kadardan şu kadara yükseldi diye manşetler göreceksiniz. Merkez Bankası enflasyon tahmini yapmıyor değerli izleyiciler. Merkez Bankası finans sisteminden veyahut da reel sektörden güvendiği uzmanlara soruyor. Kardeşim senin bir ay sonra yıl sonunda, 12 ay sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra enflasyon beklentin nedir? Dolar beklentin nedir? Büyüme beklentin nedir? Bunları kaydediyor, ortalamasını alıyor, halka sunuyor. Buna göre de kendi politikasını belirliyor. Dolayısıyla beklenti anketinde gördüğünüz uzmanların Merkez Bankası'na yansıttıkları düşüncelerdir. Merkez Bankası'nın kendi düşüncesi değildir. Ve bu açıdan daha tehlikelidirler. Çünkü Merkez Bankası sonuçta bir devlet kurumu. Hani belki biraz enflasyonu düşük gösteriyor falan olabilir. Ama uzmanlara görüşlerine baktığınızda veya tabloyu soldan sağa doğru takip edin. Bütün sütunlarda enflasyonla ilgili beklentilerin yükseldiğini göreceksiniz. Yani yıl sonunda 20'leri geçmişiz. 2 yıl sonra bile enflasyonun %12'nin altına düşmeyeceğini görüyoruz. Hatırlatayım hatırlamayanlar için. Merkez Bankası'na verilen görev enflasyonu %5'te tutmaktır. 5 yıllık ve 10 yıllık enflasyon beklentilerine bakın. 10 yıl sonra dahi enflasyonun %5'e ineceğine kimse inanmıyor. İşte bu çok ciddi bir sorundur. Çünkü insanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyorsa her fırsat bulduklarında ücretlerine zam isteyecekler ya da sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttıracaklardır. Buna fiyat katılığı ya da beklenti enflasyonu diyoruz. Ya da çok meraklı olanlar için Türkiye fiyat çıpasını kaybetti diyoruz. Artık kerteriz alacağımız bir şey kalmadı. Ve çok tehlikelidir. Ha şu anda biraz önce video çektik aşağıda. Tüketim göçtü. Yani iş talep çok az. Dolayısıyla kimse zam yapmaya cesaret edemez. Enflasyon yavaş yavaş düşüşe geçecek. Ama ilk fırsatta ekonomi toparlamaya başladığı anda enflasyonun şöyle giderken yeniden şöyle hızlandığını göreceğiz. Ve ekonominin her toparlanmasında enflasyon biraz daha yukarı gidecek yeniden bir enflasyon spiraline gireceğiz. Dolayısıyla para politikasının şu andaki enflasyona göre ayarlanması doğru olmaz. Para politikasının temel amacı Ankara'nın enflasyonla mücadele konusunda ciddi olduğunu ve bu konuda gerekirse vatandaşın canını sıkacağını ama kesinlikle sonuçta enflasyon canavarını iline göndereceğini söylemesinden ibarettir. Bu nedenle de faizler yükseltilmelidir. Nereye yükseltilmelidir ve sonuçları ne olur? Şimdi bakın, şöyle bir şey: Enflasyon yüzde 20-25, faizlerimiz yani merkezin uyguladığı faiz yüzde 24. Ekim ayında da enflasyon muhtemelen yükselecek. Çok lafı uzatmadan söyleyeyim, muhtemelen enflasyon yüzde 30'lara kadar çıkacak ve oradan yavaş yavaş inmeye başlayacak. Merkez bankasının beklenen enflasyon, kısa vadede beklenen enflasyondan veyahut da şu andaki manşet enflasyondan daha yüksek bir politika faizi uygulayarak insanlara mesaj vermesi gerekir. O faiz de %30 olmalıdır. Yani Merkez Bankası'nın 400-500 bas puan daha faiz arttırması gerekir. Yapacak mıdır? Tabii ki yapmayacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası çok nazik bir şekilde ifade edeyim. Benim rahmetli babam Merkez Bankası emeklisiydi. <laughs> Ruhu şey izdırap çekmesin. Merkez Bankasıyla ile e, Başkanlık Sarayı arasında bir iletişim var. Bu kararlar ortaklaşa veriliyor diyeyim. Tabii ki Başkanlık Sarayı da faizlerin daha fazla yükseltilmesini istemez. Dolayısıyla ben faizlerin yükseltileceğini düşünmüyorum. Tabii faizlerin bu seviyede kalması Türk Lirası üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. Onu size söyleyeyim. Sebebi de şu. Türk lirası zaten adil değeri olan 5,5'lara oturdu. Türk lirasında yaz ayları boyunca korkuyu fiyatladık. O korku da Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin iyice sarpa saracağı ve Amerika'nın bizim finansal kurumlarımıza yaptırım uygulayacağı korkusuydu. O korku büyük ölçüde geçti. Ray Brunson'dan sonra Dışişleri Bakanı Pompeo da geldi. O da olumlu izlenimlerle ayrıldı Türkiye'den. Bir de Suudi gazetecinin öldürülmesi çok hunharca bir şey. Yani bir part-time basın mensubu olarak kabullenmem mümkün değil ama Türkiye'nin bu konunun peşinden gitmesi çok olumlu bir izlenim yarattı. Trump'la Muhammed Bin Salman'ın perde arkasına olayı kapatmasına müsaade etmedik. Bu da bir da bize bir kredibilite yarattı, bir Goodwill yarattı, özür dilerim Türkçesini bulamadım şu anda. Dolayısıyla e, piyasalar şu anda Türkiye'de işlerin iyiye gideceğini fiyatlıyorlar. Eğer dünyada dolar yükselmezse Türkiye'de dolar yükselmez. Ama şöyle bir şey var, Merkez Bankası faizleri yükselmeyeceği için muhtemelen bankalarda mevduat faizlerini yükseltmeyecekler. Eğer Ekim ayında enflasyon 25'in de üstüne çıkarsa mevduattan bir miktar kaçış görebiliriz. Zaten geçen ayki mevduat verilerine baktığınızda vatandaşın 5,5 hem vatandaşın hem şirketlerimizin 5,5 seviyesinden yavaş yavaş döviz almaya başladıklarını görüyoruz. Takriben 2 milyar dolar diye hatırlıyorum. Mevduatı TL'de tutmak için faizlerin daha da yükselmesi lazım ama grafiğini sunmadım. Bankalar 3 aylık mevduat faizlerini düşürmeye başladılar. Çünkü artık daha yüksek maliyetler ödemek istemiyorlar. Eğer Merkez Bankası çok ciddi bir sinyal vermezse mevduat faizleri düşmeye devam edecek. Vatandaş da muhtemelen bir miktar daha döviz toplayacak değerli izleyiciler. Şu anda faizleri arttırmanın ekonomiye daha fazla zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu konuda çok ciddi bir yanlış anlama var. Ekonomideki sıkıntılarımız artık konkordato furyasıdır. Sabah gazetesinde bir haber var. Biz de para analizde paylaştık. Bir konkordato bazen 20 şirketi batırabiliyor. Şöyle anlatayım. konkordato'ya gittiğinizde alacaklarını sizden tahsilat yapamıyorlar. Siz büyük bir şirketseniz, düzinelerce küçük alıcıdan mal alıp çekle ödeme yapıyorsanız ve bu alıcılar size mahkumsa, siz konkordato'ya gittiğiniz anda o adamın bütün alacakları donduruldu ve o da tabii ki mecburen kendi borçlarını öteliyor ve böylece konkordato zinciri devam ediyor. Bunun Merkez Bankası ile alakası yok. Bunu faizleri düşürerek ya da yükselterek çözemezsiniz. Bu artık bir girdap, bir fasit daire haline geldi. Bunun bankaların, şirketlerin kamu eliyle sermayelendirilmesi ve 2002 yılında yapılan İstanbul yaklaşımı gibi ortaklaşa bir politika ile çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla faizleri arttırmak şu anda ekonomiye daha fazla zarar vermeyecek. Ama enflasyonla mücadele konusunda çok sert bir mesaj verecekti. Türkiye'nin kredibilite <laughs> geçmiş zaman gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. Belki de yanılıyorum. Belki de Merkez Bankası bu sefer dersini almıştır. Faiz arttırır. Kim bilir. Ama benim senaryomda arttırmayacak ve bu bir hata alacak. Bu hatanın bedenini de Türk lirasının değer kaybıyla değil, enflasyonun 2019 yılında da başımızda bir bela almasıyla ödeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, biz Türkiye'de geçmişten çok kolay ders alan bir toplum değiliz. Şu anda enflasyon 25, 30'a çıkar, bir sene 15'lere kadar geriler ve biz bunu başarı olarak kabul ederiz, öperip başımıza koyarız. Sonra bulutlar dağılır, ekonomi yeniden büyümeye başlar, 15'lerdeki enflasyonun bu sefer 35'lere çıktığını görürüz. Çünkü bu işler böyledir. Bir kere artık enflasyon canavarı ininden çıkmıştır. Halkımızın fiyatların sabit kalacağına ya da hükümetin para politikası vasıtasıyla, bütçe politikası vasıtasıyla enflasyonla mücadele edeceğine dair güveni kalmamıştır. Dolayısıyla enflasyon sahayı boş bulmuştur, istediği gibi top çevirmektedir. Enflasyon hepimizin gelirlerini aşındıran, hepimizi fakirleştiren ve en önemlisi faizleri yüksek tutan bir numaralı düşmanımızdır. Bu düşmanla mücadele etmek için fedakarlık gerekir. O fedakarlığı ya bir seferde yaparız, çok canımız yanar ama iyileşiriz. Ya da her seferinde ancak işler gırtlağa dayandığında yaparız ama enflasyon sorununu hiç çözemeyiz. Ve 1990'larda olduğu gibi ebediyen yüksek enflasyon, daha yüksek faiz, arkasından biraz daha yükselen kur, sonra daha yüksek enflasyon diye bir fasit daire içinde boğulup gideriz. Karar tabii ki vatandaşın ve seçmenindir. Bendeniz Atilla Eşle'de de bugün 22 kas kim bugün e, dünyada bir gün ve güzel bir gün. Pazar günü hepinize iyi günler diliyorum. En yakında Alsamirle cuma aldıktan sonra görüşmek umuduyla.